Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere kuyumcudan bahsedeceğim. Artı basmaktan, nelere dikkat edilmeli falan, bunlarla ilgili bilgiler vereceğim bu bölümde. Kısa bir video olacak. Öncelikle kuyumcu, İgne adı arkadaşlar. Bu bölgede, güçlendirme bölgesine M'ye bastığınızda burada görebilirsiniz. Şimdi artı basarken dikkat edilmesi gereken iki husus vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi, eğer elinizde bir örnek olarak yağ kutunuz varsa, artı bir yağ kutunuz varsa, bunu artı 7'ye kadar düşük kaliteli bir güçlendirme taşı ile basacaksınız arkadaşlar. Bunları boş boşuna harcamayın. Bunları artı 7'den sonra basabilirsiniz. Daha iyi olur. Hem boşu boşuna harcamamış olursunuz. Düşük kaliteli güçlendirme taşı ile artı 7'ye kadar basacaksınız. Onun dışında bu basmış olduğunuz taşlar, bunlar seviye atlıyor arkadaşlar. Nasıl seviye atlıyor? Mesela her 5 seviyede bir seviye atlıyor. Mesela artı 5'e bastınız. Artı 5'e bastıktan sonra bunlar geriye düşmüyor. Yani artı 4'e düşmez. Artı 5'ten sonra artı 4'e düşmüyor. Artı 10'a kadar bastıktan sonra da artı 10'dan geriye düşmüyor. Yani bu 15, 20, 25 diye gidiyor arkadaşlar. Bir tane maksimum 25 var artı basılan. Daha sonra bu, diyelim yağ kutunuzu aldınız. 7'ye bastınız, 8'e bastınız, 9'a bastınız, 10'a basacaksınız. 10'a basarken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlardan biri, bu taş artı 10'a basarken 2 kere düşebilir. Bunu mesela artı 9'dan artı 7'ye düşebilir. Bunu önlemek için biriktirdiğiniz yumurtalardan buradan gelip büyülü yumurta mağazasından mücevher koruyucu alın ki yani düşerse de bir tane düşsün. Onun dışında bir de mücevher şans arttırıcı var arkadaşlar. Bunu da alırsanız, şöyle diyelim mesela artı basıyorsunuz buradan. Taşı koydunuz. Taş buraya geldi. Buraya güçlendirme destek maddesini koydunuz. Buraya da mücevher koruyucuyu koymanız gerekiyor. Hem geçme şansı, artı 10'a geçme şansı daha yüksek olur. Hem düştü mü bir tane düşer. İki tane birden düşmez. Bu da size büyük avantaj sağlar. Daha sonra artı 10'a geldikten sonra arkadaşlar 9'dan 10'a basarken kesinlikle ama kesinlikle güçlendirme destek ve mücevher koruyucu kullanıyorsunuz. Diyelim 10 yaptınız taşınızı. 10 yaptıktan sonra ne oluyor? Bu bir artı basacaksınız. 10'dan aşağı düşmediği için herhangi bir destek maddesi kullanmayın arkadaşlar. Şansınıza 2 de artabilir, 1 de artabilir. 10'dan gelin buraya, 10 olan bir taşınızı koyun abi. Direkt basın. 11 olur veya 12 de olabilir. Orada herhangi bir madde kullanmayın. Ama ondan sonra, mesela 11'den sonra 15'e kadar kullanabilirsiniz isterseniz. Tabi size kalmış ama kullanırsanız şansınızı arttırır. 15'e kadar basmanız sizin için avantajdır. 15'ten sonra tekrar 16'ya falan basarken kullanmanıza gerek olmayacaktır arkadaşlar. Daha sonra 12'den sonra da evet şey kullanmanız gerekiyor. Bunu söyledik zaten. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyelim mesela benim bu taşımın yanına atak geliyor değil mi? Bu taşı taktığınızda artı 12 taştan 127 atak geliyor. Bunlar neye göre geliyor? Mesela baş korucusu var. Crit ACC benim artı 481 gelmiş. Bu neye göre geliyor? Bunu hemen açıklayayım sizlere. Şimdi aldığınız bir silah. Silahınızı açtınız arkadaşlar. Mesela bana kaç atak gelmiş? 80 atak gelmiş. Atağımı taşı koyduğum zaman artı 127 artı 24 arttırmış. Yani taşın kendisi artı 127, azim seviyesi de 24 arttırmış. Toplamı işte 150 falan artmış oluyor. Daha sonra mesela bakın, akik mesela akik 481 artmış. Bu neye göre artıyor? Şimdi benim mesela arzu yayına ne gelmesi gerekiyor? Atak gelmesi gerekiyor. Kasta önemli olan nedir? Crit ACC'dir arkadaşlar. Crit ACC ne kadar yüksek olursa, mesela akikte ACC verdiği için size crit ACC mesela benim 420. Tabi taş da buna göre artacaktır arkadaşlar. Yani sizin iteminizdeki özellik ne kadar yüksekse taşın özelliği ona göre artıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir şey. Mesela buradan zırh basarken de HP'ye dikkat etmeniz lazım ki hep taş koyduğunuz zaman canınız artsın.
Diğerleri de işte delici, mesela kemerde delici gerekiyor. Kemere delici çıkarmanız gerekiyor. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Taşlarla ilgili söyleyecek başka bir şey şu an için yok galiba. Yani bu kadar taşlarla pek fazla bir şey yok zaten. Bu söylediklerim çok önemliydi. Bunları kesinlikle bir yere not edin. Artı basarken bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra son bir şey daha söyleyeyim. Şöyle taşlarınızı artı 12'den önce markette satamıyorsunuz. Ama artı 12'ye geldikten sonra arkadaşlar markette satabiliyorsunuz. Mesela yakut 13.000, 15.000, 16.000 altına satılabiliyor. Aynı şekilde akik de 12'den sonra satılabiliyor. O tabii akik daha pahalı. Ve bazı taşlarda arkadaşlar geçme oranı yüksektir. Mesela diyelim bu topaz artı 10'a ne kadar uğraşsam geçmedi zaten. Bunun geçmesi zor. En kolay geçmesi olanlar yakut ve akiktir arkadaşlar. Bunlar çok kolay artı basabilirsiniz ama diğerlerine biraz şans lazım. Zor yani. Bu arada taşınızı artı 5'e bastıktan sonra azim seviyesi yükseliyor. Hani böyle artı bastıkça yükselir azim seviyesi veya yandıkça da yükselir. Bu mesela 5, 10, 15 demiştik yani daha önce. 5'e geldiği zaman azim seviyesi tekrar 1'e düşer. Mesela benim şu an bunun azim seviyesi 2. Ben buna tekrar artı basarsam, artı 10'a kadar basarsam azim seviyesi tekrar sıfırlanacak. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka söyleyecek herhangi bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.